Evet. Sen söyle ya. Bu belediyemizin kendi arazilerinde yaptığımız bir çalışma. Bunun içerisinde Equinocoks, Osmaniye, Yakamos, bu Adana 99 yeni türü, yine Karakılçık buğdayları. Bu çeşitlerin deneme alanı aslında. 50 hektarı bulan bir de alanımız var. 50 hektarlık alanda bile yapılıyor. Arpa da dahil. Karşıs, tarım kenti, tarihi bir kent, turizm kenti, sanayi kenti, lojistik bir kent. Yani o kadar çok artı değerlere sahip bir kent ki. Lojistik çünkü bakıyorsunuz bir tarafta deniz yok, bir tarafta havalimanı, bir tarafta demir yok, bir tarafta otoyol. Coğrafi olaraktan şöyle bir konuma baktığınız zaman Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir yer yok. Evet, Türkiye'de Marmara çok önemli ama genel olarak baktığımızda Marmara'yı geçecek aslında en önemli bölge Akdeniz bölgesi, Tarsus'un önderliğinde olacak bir bölge. Ve Marmara'yı kat kat geçecek bir bölgedeyiz ve bu lojistik desteğin de bu kadar çok olduğu bir kentte de tarımın en iyi yere getirilmesi elbette genel yönetim olarak bizlerin en büyük görevi. Bu kentte tarımın sıfırdan 2000 metreye kadar her türlü ürünü ortaya koyması aslında dünyada hiçbir yerin sahip olmadığı bir özellik. Bugün kitapları açıyorsunuz, araştırıyorsunuz. Dünyada 3 tane önemli bir ova var. Po Ovası, Kaliforniya Ovası ve Çukurova Ovası. Ama biz bu Çukurova Ovası'nın değerini gerçekten en iyi şekilde bilirsek, insanların yaşam kalitesini de o şekilde arttırırız. Ve çiftçilerimizin şu ekonomik şartlarda düştükleri durum belli. Ve buradan çıkış da, hani bir krizde eğer fırsat varsa, bundan bir çıkış da sağlanacak olan tek şey elbette ki tarım. Ben Tarsus halkı için, halkım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani şuraya baktım zaten, yani o kadar hayranım ki biraz sonra birini göreceğiz. Çok büyük bir ürün de bekliyoruz. Yani özellikle bunda emek veren tarım müdürlüğü, başkan yardımcım Osman Polat'ı ve bu kente kattıkları değerler için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Şundan eminim ki aradan belli bir süre geçtikten sonra bu tarımdaki başarının ta bile dinamik tarıma kadar nasıl gittiğinin bir hikayesi, bir destanı yazılacak. Ama bu hikayede, bu destanda görev alan şu anki ziraat mühendislerim, emekçi çalışanlarım, her birinin buradaki değerlerini Tarsus halkı görecektir.